Merhaba arkadaşlar, yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün Almanya'da ikinci el bir araba bayisindeyiz. Soğuk bir havadayız. Güneş var ama sahte bir güneş. Hadi gelin videoya geçelim. İlk olarak burada Audi A3 var arkadaşlar. Ambient paket. Arabanın ufak tefek hasarları var. Çizikleri mevcut arabada. Güneş yanıkları da burada aynı şekilde. Arabanın tavanında ve normal kaportasında güneş yanıkları var. Bu aracın fiyat bilgisi 10.500 euro fiyatı var bu aracın. 2014 model, 148.000 kilometrede. Hemen yanında Volkswagen var arkadaşlar, Tiguan. Volkswagen Golf, özür dilerim. Volkswagen Golf'ün Türkiye'de olmayan bir paketi bu araçta. Aracın içi gayet temiz. Beşik duruyor bu araçta. Bu aracın fiyat bilgisi 14.000 euro fiyatı var arkadaşlar bu aracın da. 2018 model, 166.000 kilometresi var bu aracın. Evet arkadaşlar, burada da Passat var. Aşiret paket. Bunun da kapısı kilitli. Sunroof'lu bir araç bu da. 2018 model. 174.000 kilometresi var bu aracın da. 16.800 euro fiyatı var bu aracın. Passat aşiret paket. Arabanın buruğu kırığı tam olarak detaylı yazmıyor. Onu size aktaramayacağım. Hemen yanında bir Volvo var arkadaşlar. Volvo X60. Otomatik vites bu araçta. Çok kullanılmamış bir araca benziyor bu arada. 13.300 euro fiyatı var bu aracın. 2016 model. Kilometresi yüksekmiş bu arada. 330.000 de kilometresi var bu aracın. Volvo XC60. Hemen yanında Toyota var arkadaşlar. Toyota Auris. Aracın da ufak tefek çizikleri mevcut. 2015 model, 108.000 kilometrede. 11.000 euro fiyatı var bu aracın da. ...2024'ün 11. aya kadar muayenesi olduğu gözüküyor. Burada Volkswagen Touran var arkadaşlar. Bu araç hasarlı olduğunu düşünüyorum fiyatına bakılınca. Kapısı falan da sıkıntılı biraz. Burada bu arada arkadaşlar, araç tamirleri de aynı şekilde yapılıyor. Kazalı araçları buradan ihtiyaçlarını görüyorlar, o şekilde satıyorlar. 5.700 euro fiyatı var bu aracın. 2007 model. 169.000 kilometreye sahip. Kapıları açılmıyor açılmıyor, artık toz tutmuş anlaşılan. Burada Volkswagen var, Tiguan, ama fiyatı yazmıyor. Bu yan taraftaki araçların fiyatları aynı şekilde yazmıyor. Diğer tarafa geçelim. Burada hasarlı bir Peugeot var arkadaşlar. Peugeot 108. 5.900 euro fiyatı var. 65.000 kilometrede. Bu aracın da hasarları var. Kaput değişmesi lazım. Aynı şekilde tampon. Başka hasarı var mı ona bakıyorum ben de. Aracın önden bir kazası var arkadaşlar. Kaputun tamir olması veya değişmesi gerekiyor. Ön panjur kırılmış. Ve tampon kırılmış aynı şekilde. 5.900 euro fiyatı var bu aracın. Kilometresi 65.000 tekrardan. 2017 model araç. Orada Volkswagen Golf 7 var. Bu aracın kazası belası var mı bakıyorum. Güneşte çok fazla kalmış, rengi solmuş. Golf 7. Fiyat bilgisi yazmıyor. Burada Mazda var arkadaşlar. Bu araç da 2008 model. 4.000 euro fiyatı var bu aracın. Hasarı var mı ona bakıyorum şu anda. Otomatik vites. Toyota var arkadaşlar burada.
2012 model. Bir ay çalışıp da insanların alabileceği bir araç diyebiliriz buna. 2600 euro fiyatı var. 343 bin kilometreye sahip bir araç. Chevrolet Aveo. Hemen yanında Skoda var arkadaşlar. Bu araç da ufak bir araç. 5'li bir araç. Bu aracın 5600 euro fiyatı var. 2016 model. 57 bin kilometreye sahip.